güzel ve rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mazerimin yanında. Birdenbire beş adım sağda onu gördü. Paşalar onun arkasından. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmak. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstüne yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Saat 3.30. Halimur Ayvalı Hakkı Özevi'nde manda mevziindedir. İzmirli Ali Onbaşı kendisi tornacıdır. Karanlıkta göz yordamıyla sanki onları bir daha görmeyecekmiş gibi baktı manga efradına birer birer. Sağda birinci nefer sarışındı. İkinci esmer. Üçüncü kekemeydi. Fakat bölükte yoktu onun üstüne şarkı söyleyen. Dördüncünün yine mutlak bulamaç istiyordu canı. Beşinci vuracaktı amcasını vuranın. Tezkere alıp Urfa'ya girdiği akşam. Altıncı inanılmayacak kadar büyük hayatlı bir adam. Memleketinde toprağını ve tek öküzünü ihtiyar bir muhacir karısına bıraktığı için kardeşleri onu mahkemeye verdi. Ve bölükte arkadaşlarının yerine nöbete kalktığı için ona Deli Erzurum derdi. Yedinci Mehmetoğlu Osman'dı. Çanakkale'de, İnönü'nde, Sakarya'da yaralandı. Ve gözünü kırpmadan daha bir hayli yara alabilir. Yine de dimdik ayakta kalabilir. Sekizinci İbrahim. Korkmayacaktı bu kadar. Bembeyaz dişleri böyle tıkırdayıp böyle birbirine vurmasını. Ve İzmirli Ali olmuş. Biliyordu ki tavşan korktuğu için kaçmaz. Kaçtığı için korkar. Dağlar aydınlanıyor. Bir yerlerde bir şeyler yanıyor. Gün ağırda ağıracak. Kokusu tütmeye başladı. Anadolu toprağı uyanıyor. Ve bu anda kalbi bir şahan gibi göklere salıp ve pırıltılar görüp ve çok uzak, çok uzak bir yerlere çağıran sesler duyarak bir müthiş ve mukaddes macerada ön safta en ön sırada şahmanı öresi geliyordu insanı. Topçu Efendi Mülazım'ı Hasan'ın 21 yaşı. Kumral başını gökyüzüne çevirdi. Kalktı ayağa, baktı yıldızlara ağıran muazzam karanlığa. Şimdi bir hamlede o kadar büyük, öyle şöhretli işler yapmak istiyordu ki bütün ömrünü ve hatırasını ve 7,5'luk bataryasını ağlanacak kadar küçük buluyordu. Yüzbaşı saati sordu. Saat kaç? 5. Yarım saat sonra demek. Alaca karanlıkta bir çınar dibinde beygirinin yanında duran sarkık siyah bıyıklı süvari kısa çizmeleriyle atladı atına. 5.30. Ve başladı topçu ateşiyle ve fecirle birlikte büyük taarruz. Sonra 30 Ağustos'ta düşman kuvayi külliyesi imha ve esir olundu. Sonra 31 Ağustos günü ordularımız İzmir'e doğru yürürken serseri bir kurşuna vurulan ve düşen Deli Erzurum'da. Devlet, kürek kemikleri altında toprağa dönüştü. Baktı yukarı, baktı karşıya. Gözleri hayretle yandılar. Önünde, sırt üstü, yan yana yatan postalları her seferkinden kocamadı. Ve bu postallar daha bir hayli zaman üzerlerinden atlayıp geçen arkadaşların arkasından seyredip güneşli gökyüzünü ihtiyar bir muhacir karısını düşündüler. Sonra sarsılıp ayrıldılar birbirlerinden ve Deli Erzurumlu ölürken kederinden yüzlerini toprağa döndüler. Bilekler kan içinde, dişler kelepli, ayaklar çıplak ve ipek bir
bir halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdik. Ve Kars elinde bir nefer, yanan şehrin kızıltısı içinden gelip öfkeden, sevinçten, ümitten ağlaya ağlaya güneyden kuzeye, doğudan batıya Türk halkıyla beraber seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz'i. Onlar ki toprakta kayınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Ve kahreden.